Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Bugünkü yayınıma kripto ile değil de yeni kurduğumuz bir kanal var. Onunla başlamak istiyorum. Biliyorsunuz sevgili dostlar duygu yönetimi çok önemlidir. Hem kripto da duygu yönetimi çok önemlidir. Ama aslında hayatta da duygu yönetimi çok önemlidir. Yaşadığımız bir zorlukta ya da bir iş hayatında duygularımızı doğru kontrol edemezsek bize hep hata yaptırır ve hepinizin de muhakkak bu şekilde bir yaşanmışlığı vardır. Ben de sevgili dostlar bununla ilgili Süleyman İnan diye bir kanal kurdum. Linki de aşağıdan bulabilirsiniz sevgili dostlar. Buradaki amacım da hem kendi yaşanmışlıklarımı bilgimi tecrübemi katarak sizlere hayat anlamında, iş anlamında, ticaret anlamında bir fayda sağlamak. Bununla ilgili de abone olursanız beni çok memnun etmiş olursunuz. Peki sevgili dostlar biz bu hafta Bayinan ailesi olarak ne yaptık veya dostlarımız bu hafta ne kazandı? Öncelikle bundan da bahsetmek istiyorum. Bu hafta Iris coin'i, sonrasında ORN ve Arpa coin'i. Bu 3 tane coin dostlarımızı danışmanlık hizmeti verdiğim müşterilerimi motivasyonunu yukarı çıkardı. Böyle tam boğa sezonuna geçerken tatlı karlar yaşattı. Özellikle Iris coin'inde tek kar almak da değil, çok da güzel bir tecrübe de yaşattı bize. Iris coin'ine yatırım yaptık, pozisyonumuzu açtıktan sonra bir %8, %9'a kadar geri çekildi. Ama ne danışmanlık dostlarım, ne de grup dostlarım hiçbir şekilde pozisyonlarını bozmadılar, koruduk çünkü biliyorduk. Düşüşün sebebi Bitcoin'in altcoinleri ezmesiydi. Birazdan da buna değineceğim. Bitcoin neden altcoinleri ezere? Ve sonrasında biz tabii ki pozisyonumuzu koruyunca sevgili dostlar, Iris'te güzel karla çıktık. Bununla ilgili hatta grafiğe baktığınızda yükselişleri, düşüşleri sizler de görebilirsiniz. Sonra ORN ve ARPA coin'inden de yani 3 coin'den bir haftada güzel tatlı karlarımız oldu. Sonrasında sevgili dostlar Bitcoin ve dominans olayına gelmeden önce bir bilgilendirme daha yapmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, bu 3 coin'in bize verdiği mutlulukla ilgili ben de şöyle bir bir şey yapmak istiyorum. Şu takip ettiğim bir coin var. Yaklaşık 1 hafta 10 gündür ben bunu takip ediyorum. Daha kimseyle paylaşmadım. Tam istediğim fiyatlanma oluşup istediğim seviyeye çekilirse şayet ben bunu hem ücretsiz Telegram kanalımda paylaşacağım hem de bununla beraber sizlerle de burada paylaşacağım. Tabii ki istediğim fiyatlanma olursa aşırı yükselirse burada çekim yapamam. Çünkü hani sizleri zarara uğratmamak adına. OKEX borsasında da sevgili dostlar kaydınız yoksa aşağıdaki linkten açın kaydınızı. Ve buraya sermayenizin %10'unu geçmeyecek şekilde. Bakın buna özellikle belirtiyorum. Yani 1000 dolarlık bir sermaye ile trade mi yapıyorsunuz? Sadece 100 dolarını atın hazır bulunsun. Neden? Bunu biz geçmişte çok yaşadık. Hani bu şekilde anlatıyoruz, söylüyoruz böyle böyle diye. Oradan bir dostumuz önce açıyor coin'e bakıyor. Ha tamam alırız. İki gün sonra bakıyor ki coin %8, %10, %12 gitmiş, yükselmiş. E bu sefer %12'den almaya çalışıyor. E biz belki piyasa şartlarına göre %15 karlı çıkmamız gerektiğinde e bu sefer dostumuz %3 ile çıkmıyor biraz daha bekleyin. Bu tür fiyat dengesizlikleri oluşmaması için bunu özellikle belirtiyorum. Hazır edin dursun orada. 100 dolarınız dolar da durduğu için bir şey de olmaz. Almasanız bile orada hazır dursun. Hem ücretsiz telegram kanalımızda hem de burada paylaşacağım dediğim gibi istediğim fiyatlanmalar oluşmazsa ama sizler de ona göre hazırlığınızı yapın değerli kardeşlerim. Bitcoin'i konuşalım artık hem de dominans altcoin'lerin ezmesi. Bu altcoin'leri ezme olayı bakın piyasada çok yaşanır. Bitcoin'in dominansı. Daha önce anlattım ama dominansın tam ne olduğunu kısa bir cümleyle anlatayım. Tüm kripto pazarındaki toplam hacmin toplanan paranın, işte diyelim ki %50 dominansa bunun %50'sinin Bitcoin'e yatırıldığı demektir. Aklınızı karıştırmadan en sade dille anlatmaya çalışıyorum. Ve böyle yükselişli günlerde sevgili dostlar Bitcoin... Önce bir dominansı artar. Yani Bitcoin bir yükselişe geçer. Yükselişe geçtiğinde sevgili dostlar altcoin'leri ezmeye başlar. Altcoin'ler bir %3, %5 geri çekilir. Sonra şöyle bir tablo ile karşılaşırız. Bitcoin %10, %12 ya da %8 artarken altcoin'ler %3, %5 düşmeye başlar. Ve burada bu piyasaya şu an yeni giren yatırımcı yine başladı sevgili dostlar. Yani yeni girenler de var artık. Ve bunlar da tabi bu durumu hiç bilmedikleri için, yaşamadıkları için %3-5 zararla satıp %8 Yükselmiş Bitcoin almaya çalışırlar. E tabii ki Bitcoin %2 daha artıp sonra geri çekildiğinde burada bir zarar oluşur. Ama sonra arkaya baktığında sattığı altcoin yükselmiştir. Bu sefer onu yüksekten almaya çalışır. Ve farkındaysanız ben çoğu videomda, çoğu yayınımda bunun üstünde basa basa vurguluyorum. Nedeni ise şu, bunu yapan çok fazla insan var. Bunu sadece engellemek, hani bu şekilde zarar etmemenizi sağlamak. Bunu da anlatma sebebim bu. Her boğa sezonunda, her yükselişte muhakkak bitcoin, altcoinleri ezer. Bu Artık hani dünyanın bir kuralı gibi kriptonun ana kuralıdır sevgili dostlar. Peki böyle günde ne mi yapılır? Düştükçe topla. Yani diyelim ki A coin'i aldınız veya işte Iris örneği çok güzel bir örnekti. Onu da birazcık o yüzden en başa sıkıştırdım. O düşme sebebi Bitcoin'in ezmesinden dolayıydı. Ve bir anda %7'ye kadar içeri alınca o anda insan şöyle bir psikolojiye de kapılabiliyor. Ya artık %7 geri gelmez. Hani buradan dönmez. O veya gelmesi 2 hafta 3 hafta ayıdan çıkıyoruz ya o psikoloji artık yerleşti. İşte o yerleşmemesi için de bunu anlatıyorum. Ama biz hiç bozmadık. Pozisyonumuzu asla bozmadık. Ve sonra ne mi oldu? Sadece bir gecede. Geceden sabah biz %7 %6 zarardayken %10'un üstü, %13, %15 karlara geldik. Hele bir de orada birkaç dostumuzun da nakit daha vardı gücü. gücü. Ve burada da orada maliyet azaltma yaptık. Onun karı %20'ye yaklaştı. Bakın bir haftada bu çok iyi bir para. Hani bankaya yatırım yapsanız bir yılda veriyor bunu size. Burada ise bir haftada. Ama doğru yönetimle oluyor işte bu. Hani oradaki bizim dostumuz Ahmet Bey o psikolojiye kapılıp satmak istedi sevgili dostlar. Yüzde yedi de bir bozma o şeyi geldi, isteği geldi. Ve diğer bir düşünce de şöyle oluyor. Hani ben burada bozayım yüzde yedi de bu yüzde ona kadar düşer ben oradan geri alırım. Bakın bunu kriptoda her zaman başaramazsınız. Yani beş kere bu işlemi yapsanız bir kere başarırsınız. Dördünde başaramazsınız. Yüzde onda satar daha aşağı gidecek diye. Ama gitmez ve Aynı fiyata geri gelir. Siz tekrar %10 yukarıdan zarar alırsınız. İşte bundan dolayı bunu özellikle belirtmek istedim. Hani önümüzde bir boğa sezonu var. Artık başlıyor boğa. Sizler de görüyorsunuz. Bundan bir ay önce 16 binde olan bitcoin şu an 24 binde. Bir ay sonrasını düşünün. 30 bin, 35 bin dirençlerini neden görmesin? Bu şekilde giderse. Ya tabii ki... Çıkar birileri bir haberle piyasayı düşürmek isteyebilir. Hani sazanavı yapmak isteyebilir bunlar yaşanır. Ama biz bugüne kadar hiç bozmadık. Zararına dahi asla pozisyon kapatmadık ve kapatmayacağız da sevgili dostlar. Bu hafta Binance borsasından yine bir coin aldık sevgili dostlar. Şu an %1 kar da zararda, kar da zararda. Yani tam alış maliyetimizde. Bu şekilde gidiyor. Bir aksilik olmazsa haftaya ki yayınımda da bundan aldığımız karlı sizlerle paylaşacağım. Bunu bu şekilde aldık, bu şekilde sattık diye sevgili dostlarım. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Bakın boğa sezonu başlıyor. Boğa sezonu ile beraber dolandırıcıların da sezonu başlıyor sevgili dostlar. Bu dolandırıcılar şöyle yapıyorlar. Yok işte grup hizmetimiz var, şöyle hizmetimiz var, şu kadar para diye işte bin lira talep edip 50 kişiden e, biner lira toplayıp 50 bin lira cebine koyma derdinde bu dolandırıcılar. Bu yüzden dikkat edin buna. Sonrasında Böyle biri sizden şahsi ibanına, şahsi hesabına ya da kripto olarak ödeme isterse bilin ki bu dolandırıcıdır. Bu iş nasıl olmalı? Hani şirketin olmalı, faturasını kesmelisin, yasal olmalısın sevgili dostlarım. Buna çok dikkat edin. Hani Ahmet Mehmet'e hesabına para gönder diyorsa uzak dur. Çünkü ne yapıyorlar? Parayı alıp direkt engeli koyuyor. Hani buradaki olay para da değil, o bin liranın gidip gitmesi de değil. Sizin kendinizi hissettiğiniz o psikoloji. Bunu özellikle vurguluyorum sevgili dostlar ve buna dikkat edin. Ve sevgili dostlar bir pazar yayınımızın daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın Süleyman İnan'a. Bayın İnan Ana olmadıysanız da sevinirim, memnun olurum sevgili dostlar. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.